Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kimler muhabbet kuşu üreticisi olmalı, olabilir ya da benden muhabbet kuşu üreticisi olur mu? Bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere muhabbet kuşları üretimiyle para kazandırabilen canlılar. Yani örnek veriyorum, bir köpeğin de üretimden para kazanılabiliyor, kedinin de ya da çeşitli diğer hayvanların üretimden para kazanılabiliyor. Fakat muhabbet kuşu hem çok fazlasıyla ilgi odağı olması hem de yetenekleriyle beraber insanları cezbediyor. Hani insanların aklında şu var. Ya evet, ben bir hevesledim, kuş aldım, muhabbet kuşu. Bunu konuşturdum. Yavrusunu alayım, yavrusundan da para kazanayım tarzında böyle bazen düşünceler olabiliyor. Bunlara istinaden de ben de bu videoyu çekmek istedim. Çünkü çok fazla kişi artık üretim yapmaya başladı ve son dönem, bu 2022 yılı pandemi bitişinden sonra da artan fiyatlar oldu biliyorsunuz. Halen de artmaya devam ediyor. 2021 pandemiyle başlayıp 2022 pandeminin bitişine doğru bittikten sonra da aynı şekilde, pandemi artık bitti sayılır. Ben bitti diyorum artık, çok biteli çok oldu hatta. Bittikten sonra bile devam eden bu fiyat artışlarını insanlar teker teker kümes kapatmaya başladı. Çünkü en basit örneğini vereyim. Bir çuval demimiz şu anda 350 lira olmuş durumda. Ve buna istinaden insanlar diyorlar ki, ben eğer bir çuval yem almak için 5 tane yavru satıyorsam bu işi yapmamın bir mantığı yok. Ya da insanlar diyorlar ki, ben çek üreteceğime rainbow üretirim. Sonra bunu derinliklerine inmeden, öğrenmeden üretmeye çalışınca bir hastalık giriyor. Bütün sermayesi gidiyor. O yüzden arkadaşlar, bu videoyu çok dikkatli şekilde dinlemenizi sizlere öneririm. Kimler muhabbet kuşu üreticisi olabilir? Önceliğimiz bilen ya da bilmeye açık kişiler, ya öğrenmeye açık kişiler. Neden? Çünkü muhabbet kuşlarının yani kanatlı konusu, aslına bakarsanız geniş bir konu. Ve kursak denilen vücutlarındaki bu bölüm sadece kanatlılarda var. Ve kanatlı olarak da çok bir seçeneğimiz olmadığı için, bir kedi köpek kadar ilgi görmediği için haliyle hem ilaçları çok kısıtlı hem de doz ayarlamaları çok sıkıntılı. O yüzden genelde insanlar yani kanatlı deyince bir adım geri atıyor kendini. İlk önceliğimiz öğrenmek. Yani muhabbet kuşlarının hastalıklarını, bu hastalıkların nasıl çözümlenebileceğini ya da gerçekten profesyonel destek alabileceği kişilerle çalışmak. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü günümüzde evet, insanlar hayat koşturmacası, çok fazla bazı şeylere ilgi gösteremiyorlar ama yapmak da istiyorlar. Ki mesela örnek veriyorum, ben bir yabancı dil kursuna gidiyorsam kendi mesleğimle beraber evet ilerletmem çok zor. Bir de onu evde yaptığımı düşünün, daha da zorlaşacak. Ne yaptım? Giderim bir yabancı dil kursundan destek alırım, profesyonel bir destek alırım. Bu da aynı, o şekilde düşünün. Yani ben muhabbet kuşlarımla evet bakıyorum, evde bakıyorum, profesyonel değilim ama sonuçta hiç bilmediğim bir konuysa destek alarak ilerlemeyi tercih ederim. Bu konuda önceliğimiz tamamen öğrenmeye açık kişiler. Öğrenmeye açık kişiler de genelde öğreneceği konu üzerinde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ya öğreneceğin konuyu sevmen lazım. Yani bu meslek seçimi gibi aynı. Siz nasıl ki bir meslek seçerken bu mesleği sevip sevmediğinize bakarak seçiyorsunuz, aynı şekilde bunda da öyle. Çünkü o mesleği öğreneceksiniz. Bu da aynı şekilde. Nasıl ki siz bunları sevmiyorsanız, sadece para için bakıyorsanız, haliyle bilgilerini de öğrenmeye hevesiniz olmaz. Hevesiniz olmayınca da bir daha boş boşuna bunları öğretmenin hiçbir mantığı olmuyor. Hayvana eziyet edersiniz. Önceliğimiz seven ve bilmeye açık kişiler. Yani bunu öğrenmeye açık kişiler. Bunların bilgilerini kendine almaya heves etmiş, buna istinaden zamanda müsait olan kişiler üretim yapabilir. Ama mutlaka en başta sevmek olmalı. Çünkü gerçekten bir süreden sonra bazen hayatın çok yoğun olduğu dönemlerde ciddi manada şu suyunu, yemini değiştirmek, tazelemek bile insanın artık şurasına getiriyor. Yeter diyorsun yani. Zamanım yok, yetiştiremiyorum yapıyorsun ama bir süre bazen böyle bir boşluk oluyor. Tamamen her şeyi düzene koyabileceğin, evet ben bunlara bu şekilde bakarım, herhangi bir şekilde sorun olmaz diyebileceğin noktalar da oluyor. O nedenle önceliğini sevmek ve şunu katlanmanız gerektiğini bilmelisiniz. Kuluçka'daki, mesela örnek veriyorum, böyle bir üretimhane kurdunuz. Kuluçka'da kuşunuz var. Ya bunun altı düzenli temizlenecek. Ya da bir yuvalığı düzenli temizlenecek. Ya da ne bileyim, kuşlara düzenli bir şekilde kontrol edilebilecek. Ben mesela bu videoya başlamadan önce buraya geldim. Ne yaptım arkadaşlar? Salma. Salmamıza mesela
kuşların hepsini, bazılarını böyle hepsinden emin de bazılarını şüphelendiklerim var. Onları mesela tüyleri çok uzuyor. Popo tüylerini ben genelde kısaltıyorum bazen. Onun tüyleri çok uzuyor. Ne oluyor? Ben gidiyorum onların popo tüylerini kesiyorum, dışkılarını temizliyorum, yapışanları. Bu şekilde kuşların zarar görmesini engelliyorum. Bu şekilde takibini de yapabilirsiniz. Yani üretici dediğimiz aslında birçok şeyin kabulünü sağlamış kişiler. Sen eğer bu kuşu seviyorsan, pisliğini temizlemeye göze aldıysan, onun haricinde gerekli şekilde bakımlarını ve takibini sağlayabileceksen, ki zaten bakım bu süreçte çok çok öne çıkıyor. Mesela düzenli olarak mamasını vermesin, vitaminini vermesin, probiyotini, elektrolitini, ne gerekiyorsa, o döneme, dönemde ihtiyacın neyse, hiçbir masraftan kaçınmadan, yani masraftan kaçınmamak demek dünyaların parasını dökmek değil. Masraftan kaçınmamak demek, o kuşun gerekli olan ihtiyaçlarını zamanında verebiliyor musun? Sen onu sağlayabiliyor musun demek? Gerekli temel ihtiyaçlarını sağlayabildikten sonra üstünde kalan ekstralar tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Bunları da aldıktan sonra, düzenli şekilde uyguladıktan sonra evet sizden üretici olur. Bunları yapabileceğinizi düşünüyorsanız. Peki bu üretim mevzusunu nasıl ilerletebilirsiniz? Yani evet ben bunları aldım. Temizliyorum, yuvalığını temizliyorum, kuşun bakımını yapıyorum, düzenli takibini sağlıyorum. Peki ben ne zaman kazanacağım diye şey yapanlar vardır illaki. Ne zaman kazanacaksınız arkadaşlar? Tamamen sisteminiz oturana kadar sıfırdan bir üretim hale kuranları düşünüyorum. Mesela en kötü bir 15-20 takım kurdunuz diyelim. Bu 15-20 takımı tabii ki de üreyenleri de arada olacaktır ama üremeyenleri de olacaktır. Önceliğiniz sistematik başlamak. Benim bir videom daha var. Üretime sıfırdan, hani üretime nasıl başlarım, nereden başlarım tarzında sıfırdan başlamayı size anlatıyorum. Ne dedik orada? Kafesleri kurarsınız, malzemeleri alırsınız, bütçe planlamanızı yaparsınız, ardından kuşlarınızı getirirsiniz ve bu kuşlara istinaden erkekleri kafeslere teklersiniz. Dişler ayrı bir salmada olur. Kızıştıktan sonra kirlerini, bakımlarını yaparsınız, eşya atarsınız. Süreç bu şekilde ilerler ve bu zaten kafadan en kötü 5-6 ayınızı götürür. Bununla beraber direkt eşya atanlar var. Verim alamıyorlar mı? Alıyorlar ama bir süreden sonra bir yerde bir eksiklik oluyor. O sonra çorap söküyor gibi gidiyor. Başka bir yerde patlak veriyor. O yüzden sizlere tavsiyem şudur. Eğer ki bir işe giriyorsanız ve benden bu olur, bunu ben yaparım diyorsanız, kendinize bu konuda inanıyorsanız, tabii ki de bilerek, bunu öğrenerek, yani bilmekten kastım şudur. Kimse annesinin karnında bu işi bilerek doğmuyor. Yani kimse ben muhabbet kuşu üzerine şu kadar bilgiye sahibim diyerek dünyaya gelmiyor. Biz de bilmiyorduk. Araştırdık. Neyle başladık? Bir tane kafesle başladık. Buna takım aldık, üremedi. İkinci takımı aldık, o da üremedi. Verdik bir tane daha başka takım aldık. O üredi, yavrulu aldık, yavrusunu götürdük, eşledik. Onun yavrusunu sattık, başka bir takım aldık. Sıfırdan. Aldığım bir takım üzerinden, iki takım üzerinden komple bu gördüğünüz üretimhaneyi ortaya çıkarttım. Tabii ki de bu süreçte ben dışarıdan destek almadım mı? Kendim çalıştım. Kazancımı kuşlara verdim. Yavaş yavaş sattığım yavrularla beraber buraya oturtturdum. Yani bu tamamıyla emek, tamamıyla zaman, tamamıyla tecrübe. Yavaş yavaş, yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. Ha benim size tavsiyem şu yönde olur. Eğer ki derseniz benden üretici olur mu? Evet olur. Seviyorsanız ve bu saydığım şeyleri yerine getirebilecekseniz, evet sizden benden olur diyorsanız tamamıyla böyle lak diye olayın içine girmeyin. Bir durun, bir sakin olun. Deyin ki evet çok seviyorsunuzdur. Farkındayım. Bazı kişiler çok öne çıkmak istiyor. Yani bir anda yapmak istiyor. Ama benim size tavsiyem şudur. Yapacaksanız önceliğimiz kafes sisteminizi kurun ve kaç tane kuşa başlamak istiyorsunuz? 5 takım mı? 1 takım mı? 2 takım mı? Ne? Onu belirleyin. Tamamıyla bu üretimhaneye geçmenizi ilk adımlarınız belirlesin. Yani önce bir deneyin kendinizi. Deyin ki ben bu bir takımı üretebildim mi? Üretemediysem 2 takım, 2 takımla da mı üretemedim? 3 takım, 3 takım, 5 takım derken bu şekilde ilerlersiniz. Dersiniz ki evet ben şu takımdan sonra tecrübelendim. Üretebiliyorum. Artık bazı şeylerin farkındayım. Bir hastalık olduğunu çözebiliyorum. Ya da ben şu şekilde ben profesyonel destek alabilecek durumdayım derseniz eğer bu işe girin. Ama şimdi sıfırdan hiçbir şey bilmiyorsunuz.
Aldınız, tamam. Çok güzel. Paranız da var. Hiç parayı problem etmiyorum. Genelde hep problem edilen paradır ama ben bunu burada tamamen göz önünden kaldırıyorum. Parayı da problem etmiyorum. Bir kafes aldınız, tamam mı? İçine takımı koydunuz. İlaç yok. Hiçbir şey yok. Taktınız yuvalı. Takım da şansı üredi. İlk yavrular iç parazitli çıktı. Ben ne dedim size? Benim kuş alacağım adam aylar sonra bana yazdı, stres devrediyor. Sebebi de şudur. İç parazit var kuşlarımla. Çünkü baş edemiyor. İlaç parası fazla geldi buna. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben takımı koydum, iç parazit var. İlk takım, ilk yavrular heba oldu. Kaç ayımız gitti? 3 ayımız. En kötü 2,5 ay. Çünkü bu kuş çiftleşecek. Çiftleştikten bir hafta 10 gün sonra yumurtlayacak bir. 10 gün burada cepte. 18 gün, 25, 18 ila 25 gün kuluçkası var. Et de hadi sana 30 gün diyelim. Bir ay gitti kafadan. Bu yavrunun 18 günden sonra yavaş yavaş çıkıp yeme düşmesi var. O da bir ay. Etti 2 ay. En son yavruya gelene kadar etti 2,5 ay. En kötü 2,5 ay. Bakın kafadan 2,5 ay gitti. Tabii bu sürecin ilerlemesi, uzaması falan var. Bunları ben saymıyorum. En kötü 2,5 ay kafadan gidiyor. Şimdi sizin yaptığınız tek bir hata 2,5 ayınıza mal oldu. O yüzden her şeyiniz sistemli olmalı. Yani eğer ki siz ben üretim yapmak istiyorum, sistemli şekilde ilerleyeceğim derseniz tamamıyla evet üretici olur sizden, bu saydıklarını yapabilirim derseniz. Ama ben bu işe bodoslama girerim, para kazanırım kafanız varsa tamamıyla bunu unutun. Çünkü ne sevmeyince oluyor bu iş, ne şu pisliğini temizlemeyince zaten hastalık oluyor, ne ilgilenmeyince oluyor. Yani birinden biri eksik olsun film kopuyor. Ondan sonra diyoruz ki ya işte biz nerede hata yaptık? Sen hatayı en başında yaptın. O nedenle benden üretici olur mu diye kendinize sorduğunuzda bu seçenekler aklınızda bulunsun ki. Çünkü bazen görüyoruz yani gerçekten çok kötü durumda kuşlar. Adam cayır cayır üretim yapıyor. Yapan var mı? Var. Ama nasıl yapıyor? Sendeleye sendeleye bir yerden sonra patlak verecek. Şimdi bizim o anlık gördüğümüz olayla sürekli onu takip etmemiz bir değil. Adam bir süre sonra patlak verecek. Sonra gidecek diyecek ki ya işte bak benim kuşlarım ölüyor. Ben şunları kullandım. Bu tavsiyeyle şunu aldım. Bu tavsiyeyle şunu yaptım. Benim bir ton param gitti. Ama biz nokta atışı ilacı önerdiğimizde adam diyor ki ya işte çok pahalı. Ben çok para harcadım. Zaten bunlarla bir şey yapamaz mıyız? Sen zaten şu zamana gelene kadar her kafadan çıkan sesi dinlemişsin. Kuşlarına her şeyi uygulamışsın. Bağışıklıklarını zaten mahvetmişsin. Sonra da diyorsun ki benim kuşum bitti, gitti. Ben daha para harcayamam. Benim durumum kötü. Yani durum bu arkadaşlar. Eğer ki en başından beri söylediğim yine arkasındayım. Sistematik bir şekilde ilerleyip bu saydıklarımı yapabileceğinize inanıyorsanız ve kuşları gerçekten seviyorsanız. Çünkü yani sevmeden yapılmıyor. Bazen ben düşünüyorum. İlla ki bir gün bırakacağız. İlla ki bir yerde tıkanma noktamız olacak. Hani şu an mesela çok şükür sıkıntı yok. Devam ediyoruz ama hani bir yerden sonra benim de iş yoğunluğum artacak. Koşturmacalarım başlayacak. Sonra diyeceğiz ki ya işte kuşları da biraz azaltalım. Biraz daha derken kuşlar bitecek. Düşünüyorum bazen ya nasıl olacak? Ben bu kuşları nasıl bırakacağım diye. İlla ki bırakılır. Sorun olmaz ama biraz da şöyle bir şey var arkadaşlar. İnsanın aklında böyle bir soru işareti oluyorsa bile ne kadar sevdiğini gösteriyor. Hani aa yok ben bırakırım ya ne olacak ki falan diyemiyorum işte içime sinmiyor. Çünkü hem çok fazla emek verdim hem çok fazla seviyorum hem kendi sorularımı ürettim. Eğer sizde de böyle soru işaretleri oluyorsa seviyorsunuz, rahat olun. Ama derseniz ki ben hiçbir şekilde yani kuşlarla bir bilgim yok. Ben sadece para için bu işe gireceğim. Girmeyin arkadaşlar. Ben size bu kadar söyleyebilirim ancak. Yanından bir yani yakınından uzağına hiçbir yerden geçmeyin. Kuş kelimesini ağzınıza bile almayın öyle söyleyeyim. Çünkü hayvanlara vicdani boyutun yanında tamamıyla travma yaşatıyorsunuz. Yani hayvanlara bakmıyorsunuz, etmiyorsunuz. Sonra bir süre sonra canınız sıkılıyor, hevesiniz geçiyor. Kazanamıyorsunuz. Eziyet, büyük kayıp gerek yok. Hani hem size yazık, hem cebinize yazık, en başta da şu hayvanın canına yazık. Hani acımıyorsanız bile yazık günah. O yüzden sizlere tavsiyem eğer ki sevmiyorsanız ve bu saydıklarını yerine getiremeyecekseniz çok üzgünüm ki sizden üretici olmaz. Ama derseniz ki ben bunları yaparım sizden üretici olur bir şekilde ama tabii istikrarlı olmak lazım. Sürekli olarak hani en ufak yaşadığınız böyle taşa takılmalar gibi düşünün. En ufak böyle bir aksamanızda
toparlanmak yerine direkt düşmeyi tercih ederseniz o yani o iş olmaz. Tabii ki de yani ne kadar seviyorsanız sevin. Bir yandan da hırs lazım, istikrar lazım. Sürekli olarak disiplinli bunlara bakım gerekiyor. En ufak bir ölümde vazgeçmemeniz gerekiyor. Bunları da göz önünde bulundurun derim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.